Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Lady İlay kanalıyla beraber ortak gerçekleştirdiğimiz Haydi Hayatta Kalın konsepti doğrultusunda Georgia Adası'na geldik. Şu anda beni adanın güney ucundaki güney liman kumsalında bıraktılar. Ben sahile kadar oradan yürüdüm. Zaten introda da videoları gördünüz. Burada görüyorsunuz ısıtada da hayatta kalma konsepti yapacaktık. Ama bakın bir sürü çanta var. Bunlar ne? Şimdi onları değineceğim size. Özetle ondan sonra macera başlayacak arkadaşlar. Burada Lady Lay'in gönderdiği çanta var. Bunu burada açacağım. İçinde ne olduğunu bilmiyorum da. Tripodları taşıdım, kamera ekipmanları taşıdım. Bir torba var burada. İçerisinde sadece tripodlar var. Gördüğünüz gibi elektronik aksamların durduğu, harici bataryaların ve kameraların durduğu bir kutu var. Ve burada çantam var. Çantamın içerisinde de bir tane rüzgarlık ve ilk yardım seti var. Bunların hepsini teker teker değineceğiz. Lady Lay kurtarılması muhtemel şeyleri bana gönderdi. Bunların içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bildiğiniz gibi bu ekipmanları taşımam gerekiyor. Yani bunlar ekstra yük oldu bana. Üzerimde sürekli yapışık olan portatif baltam ve günlük kamp bıçağım var. Bunların incelemesini ve bunlarla ilgili kendi yap projelerinin linklerini yukarıda görüyorsunuz. Bu bölgede ada etrafında özellikle Çandarlı Körfezi'nde bütün dalış noktalarına hakim bir dalış okulu var. Derin dalış merkezi. Kamera ve ulaştırma sponsorumuz oldu kendileri bizim. Sağ olsunlar ücretsiz ekipman verdiler. Aksiyon kamerası verdiler. Bataryalar verdiler. Beni buraya bıraktılar ve birkaç gün sonra beni buradan alıp tekrar medeniyete götürecekler. Hatta size şöyle kabaca şeyi de göstereyim. Adayı da göstereyim biraz. Burası adanın batı sahili. Karşı tarafta antik kent var tripodun arkasında gözüken. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu tripodlar, teknik malzemeleri şöyle kaldırayım biraz. Hayatta kalmak için gerekli olan malzemelere gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanımda su yok. Su almadım yanıma. Kuvvet ve muhtemel suyu adada bulmaya çalışacağım. Ada üzerinde iki tane antik kuyu varmış. Onları keşfedebilirsem yarın. Yarın su içeceğim, yoksa bugün için pek su içmek mümkün gözükmüyor. Gördüğünüz, az önce size gösterdiğim tepeleri dolaşacağım. Bugün burada amacımız, daha doğrusu bu projeyle amacımız, barınak nasıl yapılır? Barınak kurarak hayatta nasıl kalınır? Enerjiyi en uygun nasıl değerlendirebiliriz, vücut enerjimizi? Su nasıl çıkartılır? Ya temel olarak doğada hayatta nasıl kalınır? Issız bir adada hayatta nasıl kalınır? Konseptini işleyeceğiz. Daha önceki videolarda Lady Lay'a çektiğimiz videoları yukarıdaki linkte görüyorsunuz. Oradan seyredebilirsiniz lansman videolarımız ve proje videosunu. Oradan seyrederek neden böyle bir video çektiğimizi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şeyi açalım. Elimizde neler varmış bir görelim öncelikle. Bildiğiniz gibi ben bu çöküyü hiç ayırmıyorum yanımda. Böyle zarar vermeden açmak istiyorum. Hava çok çabuk kararacak birazdan. O yüzden elinden geldiği kadar hızlı anlatmaya çalışacağım size konuyu. Paketi açıyoruz. Açar açmaz içerisinden bir tane Provis. Yüksek enerjili, 100 gramda 2000 kalori enerji varmış, yağ, karbonhidrat, lif, protein de, protein açısından da zengin, tuz da var. Bu mineral için çok önemli. Net ağırlığı 280 gram yazıyor, yani 300 gram desek yaklaşık 6000 kalorilik enerji var. Benim burada günde ortalama 5000 kalori harcayacağımı düşünürsek sabah kahvaltıları için bunu 4'e böleceğim. 4 partide yiyeceğim, yani yaklaşık ne kadar desek 6000 kalori olsa günlük 1500 kalori gibi bir enerji sağlayacak. Buna sabah kahvaltısı ideal, güzel olmuş. Bunu iki göndermiş. Açmaya devam ediyorum. Evet, güzel bir ip göndermiş arkadaşlar. 10 metre civarında olsa gerek bu. Veya 8 metre gibi bir şey. İçi ipek.
Ben bu kadar kalın beklemiyordum. Bir ip göndereceğini tahmin etmiştim ama bu kadar kalın bir ip beklemiyordum. Bu gayet iyi. Bunun liflerinden bir sürü ip çıkartabilir. Yani 10 metre ip olsa burada 70 metreye kadar çoğaltabilirim ben bu ipi. İpimiz çok güzel olmuş. İyi ki bunu düşünmüş. Ayıralım. Naylon çorba göndermiş ama bu delik deşik ya. Bu nasıl olacak? Ha, bu sağlam. Bunu paket yapmak için kullanmış sanırım. Bunu da atmayacağım. Bu da işime yarayacak bir naylon torba. Şöyle kalsın. Şunu şöyle ayıralım. Bu torbaları da atmayacağım. Bu torbalarda su delikliyse su geçirmek için, su saklamak için kullanılabilir. Konu adada hayatta kalmak olunca doğal kaynakları olabildiğince etkin kullanabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada esas önemli olan nokta bu. Ona çok dikkat etmeliyiz. Evet. Böyle güzel bir kutu yapmış bize. Üzerinde kendi şeyi var, kanalının resmi var İlay'ın. Onun kanalına da yukarıda çıkan linkten abone olmadıysanız çaprazınız abonelikleri yapın arkadaşlar. Bizim için yapabileceğiniz en büyük desteklerden bir tanesi bu. Açıyoruz. Evet, güzel birkaç şeyle karşılaştım bile. Bu ne? Lady Lay'den güzel bir hediye. Üzerinde deniz yıldızı da var. Konseptimize de çok uygun. Şöyle güneş battı orada artık. GoPro'yu önüme çevirmek istiyorum ben. Sanırım görüyordur buradan. Güzel bir hediye göndermiş. İlay sağ olsun. Hayatta kalma konusunda arkadaşlar moral çok önemli. Morali yüksek tutmak çok önemli. Sanırım bunu onun için gönderdi. Ya da sadece hediye etmek için de göndermiş olabilir bunu. Güzel bir hediye ama. Kendisine teşekkür ederim. Bunu ayıralım, kırılmasın. Bu çok güzel bir şey çünkü. Evet, şimdi gelelim esas meseleye. Bir tane iki iğneli olta takımı göndermiş. Olta takımı beklemiyordum. Ama bir tekne batığından kurtarılabilecek bir şey, bir olta. Balık avlamak burada kolay olacak. Çünkü çok bakir bir yer burası. Bunu balık avlamak için kullanacağız. Bunu sevindim. En azından aç kalma ihtimalimiz biraz daha azaldı. Vişi'nin güneş kremini göndermiş İlay. Aha. Süper. Bunu güneş kremi olarak kullanabilirim. Aynı zamanda hava yağışlı olduğu zaman içerisindeki aerosolü ateş atmak için de kullanabilirim bunu. Güzel ve ağzına kadar dolu bir güneş kremi. Güneş yanıklarına karşı beni koruyacaktır. Bunu da iyi düşünmüş. Bir tane inox bıçak görüyorum sanırım burada. Üzerinde bir baykuş resmi var. Keskin. Üzerinde ismi yazıyor. Güzel. Bu bıçak da iyi. Sanırım boynuz bir sapı var bıçağın. Şöyle göstereyim. Paslanmaz çelikten. Macera başladığına göre artık bunu hemen belimize takalım, kemerimize. Bıçağımızı da taktık. Bolca ateş göndermiş. Önemli
Ateş yakmak çok önemli. Kibritin avantajı, ıslandığı zaman da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar kibriti. Kibrit olması da büyük avantaj. Çakmak bozulabiliyor. Ne kadar komplike aletler o kadar çok arıza demek. Ama kibrit olabildiğince basit ateş yakmak için. Ve her birinde 40 çöp olduğunu düşünürsek 1, 2, 3, 4, 5, 10, 400 çöp. Yani prensip olarak 400 tane ateş yakabiliriz. Kuru oldukları sürece. Aha! Barbunya plaki, yemek. Evet, tekneden konserve yiyecek kurtulma ihtimali de çok yüksek çünkü bunlar yüzen şeyler arkadaşlar. İçerisinde bir miktar hava boşluğu var. O yüzden bunlar yüzebiliyor. Barbunya plaki ve yaprak sarması. Ben elimden geldiği kadar acele etmeye çalışıyorum çünkü hava birazdan kararacak bir an önce. Şurada kuytu bir yer var, oraya kamp alanımı kuracağım. Sargı bezi. Klasik yara bandı. Tentür diyot çok önemli. Bakın. Yolda gelirken bacağı üstüne hatta yapışmış bir sürü geven otları ve dikenler. Bacaklarım her tarafın yere bere yaptı. Tetanoz olmak istemiyorum. Şimdi bu açılış bittikten sonra küçük bir pansuman yapacağım kendime. Bu yaraları bakımını yapacağım. Gazlı kompres göndermiş. 25 tane varmış içinde. Ki bu da çok iyi. Ve tamamen kapalı korunur vaziyette. Evet, şeyi düşünmesi iyi olmuş. İlk yardım. Gerçi benim acil durum ilk yardım kitim var. Ama yine de fazla güvenlik göz çıkartmaz. Rol şey göndermiş. Plaster göndermiş. Uzun çok sağlam kumaş bir bant arkadaşlar bu. Evet, kutumuzdan bunlar çıktı. Birazcık eksiklerimiz var aslında ama onları da normalde bir adada mahsur kalmış olsaydık zaten bulamayacaktık. Buna da şükür demek lazım. Böyle bir alüminyum folyo açıktan bir tekne geçerken güneşi yansıtarak sinyal vermenize yarayabilir. Bu önemli. O yüzden böyle şeyleri atmıyoruz. Yani şu anda durumum doğayı korumak ikinci planda. Birinci plan hayatta kalmak. Bunlar gayet makul. Dediğim gibi 4 gün, 5 gün burada kalacağım. Bunları kullanacağız. Hemen kutumuzu kapatalım. Buraya gelirken introda seyrettiğiniz arkadaşlar bir tane şey buldum. Değnek buldum kendime. Bunun gibi yukarıda çok var ama malzeme çok olduğu için sadece bunu alabildim. Barınak yaparken de bu değneği kullanıyoruz. Dikme olarak kullanacağız bunu. Bundan hem su çıkartmak için kullanabilirim bu naylonu çünkü bayağı büyük bir şey gibi. Hem de barınak yapmak için kullanabilirim bunu. Bunların hepsine teker teker değineceğiz arkadaşlar. Şimdilik su ihtiyacım yok. Çünkü teknede inmeden önce bol miktarda su tüketmiştim. Şu anda su istemiyorum. Ama yarın ilk iş sabah kahvaltısıyla beraber su çıkartmak olacak. Şimdi hediyemizi de alalım, şöyle koyalım. Çantamızı alalım. Bakalım çantamıza neler varmış. Rüzgarlığım. Bu önemli. Donmak istemiyorum çünkü. Hatta yine dediğim gibi denizden, gemiden kurtulmaya çalışırken sırt çantamı olarak kurtulmuş olabilirim. Dolayısıyla çantamın içerisinde böyle şeylerin olması çok muhtemel. Burada benim kendi ilk yardım çantam var. Arkadaşlar, macera yaşarken ölmeye gerek yok. Size bir şeyler göstermeye çalışırken bölge olarak burada çok fazla engerek yılanı yaşıyor arkadaşlar. Akrep çok fazla. Adada yabani hayvan yok ama dediğim gibi güdük engerek, sarı engerek fotoğrafını görüyorsunuz ve akrep çok fazla. Bunun içerisinde panzehirler var. Özellikle benim hiçbir alerjik reaksiyonum yok ancak adada herhangi bir şeye karşı bir alerjik reaksiyon geliştirirsem diye adrenalin ampullerim var. Çeşitli ilaçlar var bunun içinde. Bunu size yarın tanıtacağım. Bunu çantamıza atalım tekrar. Hediyemizi çantamıza koyalım. Ön gözü açıyoruz. Ön gözde tekrar bir parça alüminyum folyo var burada. Ve cüzdanım var arkadaşlar. Cüzdanımı kurtardım. Çantanın bu yan gözünde bir şey yok. Bu gözde ise diğer bir hayatta kalma kiti var. Acil durum hayatta kalma kiti var. Bunun linkini de yukarıdan göreceksiniz arkadaşlar.
Bunu beraber toplamıştık hatırlarsanız. Bu da eğlenceli bir projeydi. Bunun içerisinde ne olduğunu hatırlamıyorum. Bunu da yarın açacağız, yarın inceleyeceğiz. Saklıyorum. Ceplerimize bakalım, ceplerimizde ne var? Bu cepten 5 lira çıktı. Adada bir işe yaramaz. Bu cebimde bir tane bozuk 25 kuruş kalmış. Arka cepler boş. Evet arkadaşlar, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şu yan tarafı hemen çadırımı kuracağım. Gün batmadan size şöyle tekrar kameramla bir çevreyi gezdireyim. Şuradan başlayalım. Dediğim gibi burası adanın batı sahili. Şurada bir küçük adacık daha var. Onun üzerinde antik bir kent var. Şurada tepeye doğru Kız Kulesi'ni görüyorsunuz. Daha doğrusu aslında gözetleme kulesi. Burası kulenin zindan kısmı. Normalde antik çağlarda kulenin üzerinde 15-20 metre boyunda ahşap bir yapı vardı. Tabii o zamanla çökmüş. Alt kısmı zindan kısmı. Dışarıdan buraya giriş yok. Şurada kapı gibi bir şey mi görüyoruz? Belki bir... Yok, hayır, kapı da yok burada. Adanın arka tarafında farklı bir sahil var. Arka tarafta Anakara'yı görüyorsunuz. Çandarlı'nın sitelerinden bir tanesi o. Evet, macera başlıyor arkadaşlar. Şimdilik takalım kameramızı. Ve çadırı kurmaya başlayalım. Arkadaşlar, bu akşam bu programı hazırladım. Biraz derme çatma oldu. Yarın daha vakitçe daha düzgünlüğü yaparız. Şimdi ateş yakmak için gideceğim, birazcık çalışıp toplayacağım. Hava iyice kararmaya başladı. Ardından büyük bir ihtimalle barbun yağı plakümü yiyip yaralarıma pansuman yapmam gerekiyor. Şu bacaklarımda otların yaptığı yaralara pansuman yapmam gerekiyor. Şimdi gidiyorum. Ateş başında görüşürüz. Arkadaşlar, ateşimi yaktım. Şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Barbunya plakimi yiyeceğim ama şeyim yok. Çatal kaşığım olmadığı için şöyle bir dal parçasından karanlık büyük bir ihtimalle göremiyorsunuz. Kendime küçük bir kaşık yapacağım ateş ışığında. Barbunyamı onda yiyeceğim. Kapağını açtıktan sonra birazcık ateşin üstüne koyup barbunyamı ısıtmayı planlıyorum. Şimdilik güzel, sıcak bir akşam. Ay yukarıda çok güzel. Ateşim çok güzel. Barınağımı yaptım.
ufak ufak yerleşmeye başladım. Yatmadan önce bir tane gün sonu yaparız. Ona göre günümüzü değerlendiririz. Gün sonu değerlendiririz diye düşünüyorum. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar, bir gün sonu yapalım istedim bugün. Bildiğiniz gibi Güney Limanı'ndan beni indirdiler. Buraya kadar birkaç kilometrelik zorlu bir parkurda yürüyüş yapmak zorunda kaldım. Çalılar vesaire. Az önce yemeğimi yiyip bacaklarıma pansuman yaptım. Şimdi bugün şu an saat 22'ye geliyor. Bugün biraz erken uyuyup yarın gün ışığıyla uyanacağım. Adada biraz sizinle beraber dolaşacağız. Bakalım yarın bizi ne maceralar bekliyor. Yorgunum. Belki olursa yarın su çıkarma, su bulma işiyle uğraşacağım. Çünkü yavaş yavaş susamaya başladım ben de. Çok sıvı kaybettim bugün. Yarın biraz su çıkarıp aynı zamanda adayı gezip keşfedip tekrar hayatta kalmaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, takip etmeyi ihmal etmiyorsunuz, tamam mı? Yarın sabah görüşmek üzere. Ben şimdi uyuyacağım.